Hafızalardan silinmeyi yüz tutmuş görüntüleri getireceğiz şimdi ekrana. Bakalım ünlülerin efsane olmuş reklamlarını hatırlayabilecek misiniz? Yıllardır bu tıraş bıçağını kullanıyorum. Hanımefendi, burada satılık araba falan yok. Oktay Kaynarca'dan Cansu Dere'ye, Fatih Terim'den Rıdvan Tilmen'e birçok ünlü ismin rol aldığı nostaljik reklamları Magazin 8 araştırdı. Birazdan size bir telefon numarası vereceğim. Gözlerim, göremiyorum. Bugünlerde ak saçları, ak sakallarıyla en baba rollerin ismi Uğur Yücel. Bak başımıza iş açma. Dayın yanındayken sıkıntı olmayacağını hala öğrenemedim. Ancak bakar mısınız şu hallerine? Yıl 1990. Uğur Yücel bir tuvalet kağıdı reklamında rol almış. Efendim, şimdi bunun pembesi var, sarısı var, parfümlüsü var. Binaenaleyh konu çok yönlü. Şimdi ince düşünün ve bana yazın. Uğur Yücel hatta o yıllarda ekran başındaki seyirciye de sesleniyor ve hadi bana senaryo yazın diyor. Posta kutusu 125, Levent, İstanbul. Siz yazın, ben oynayayım. Bir başka değerli isim de sıra. Tüfeği omuzuna iyice ıslak. Dikkat etmezse suratın dağılır. Son dönem yerli komedilerde başarıyla rol yapan Ozan Güven. İş bütün çiftliğin angaryası. İki hafta denerim. Evet efendim. Evet efendim lan. Mis gibi ismim var benim. Borislav Milin. Ancak dönüyoruz 90'lara. Bir ulusal gazetenin seri ilanlar sayfasının reklamı için oyunculuk yapmıştı 20 küsur yıl önce. Size yok dedim ya hanımefendi. Pardon beyefendi. 64 model de satılık değil. O yıllarda tamirciyi canlandıran Ozan Güven, ilgili gazeteye reklam verdikten sonra telefonları susmak bilmemişti rol icabı. Yanlış efendim, yanlış. Satılık değil. Siz de mi çok heveslisiniz? Aynı Ozan Güven bu sefer bir dondurma reklamında da oynamıştı aynı sene içinde. Tek kelime bir repliği yoktu. Sadece dondurma yemek isteyen gür saçlı bir genci canlandırıyordu o yıllarda. Cansu Dere Muhteşem Yüzyıl'da işte bu halleriyle geçmişti kamera önüne. Modellikten oyunculuğa geçiş yapan ünlü isim yıllar önce mankenlik yaptığı zamanlarda işte bu reklam filminde rol almıştı. Gömleklerimizin eşit beyazlıkta olduğunu göremeyeceksiniz. Görmesem de şüphem yok beyefendi. Klasik bir Türk filmi sahnesiydi bu. Bir otomobil çarpıyordu kendisine. Gözlerim, göremiyorum, kör oldum. Efendim. Süperstar Ajda Pekkan'la devam ediyoruz nostalji kuşağımıza. Bugünlerde ortalığı yakıp geçiyor Ajda Pekkan. Ancak yıllar önce bir deterjan reklamında yıkıp geçiyordu ortalığı. Dans ediyor tüm renkler, ışıl ışıl bak dünya. Masal gibi, düş gibi, söyle nedir kurmuyor. Deterjan markası için özel sözler yazılmış, özel bir beste yapılmıştı. Daha da ilginç olanı ise Ajda Pekkan'ın yanında duran sanat güneşimiz Zeki Müren'di tabii ki. Gerçek olur seversek gördüğümüz rüyalar. Ajda Pekkan ve rahmetli Zeki Müren yıllar önce işte böyle bir reklam filminde rol almıştı. Hayaller daha güzel, rüyalar daha renkli. Oktay Kaynarca. Yiğitlik var sende, etmezsin minnet. Çalışkan, hatırın az, hem dost hem de mert. Kardeş, sen Divriğinin neresindensin? Bugünlerde canlandırdığı rollerle hep zirvede. Şöhretinin de mesleğinin de tadını çıkarıyor ünlü oyuncu. Senin bir derdin var, söyle bakayım. Niye canın sıkkın? Bir şey mi oldu? Hayırdır? Ancak yıllar öncesine dönersek, o da diğer yıldızlar gibi şöhret olmadan önce reklam filmlerinde oyunculuk yaparak ekmeğini kazanmış. Birazdan size bir telefon numarası vereceğim. Telefon edip telefon sahibi olacaksınız. Saçı gür, yüzünde tek bir çizgi yok bu reklam filminde. İşte bu telefon. Şimdi onu alıyorum, yerine yerleştiriyorum. Bir numara çeviriyorum. Telefon pazarlamak istiyor ve seyirciye 20 yıl önce işte böyle sesleniyordu ünlü yıldız. Telefon edip telefon sahibi olacaksınız. Ama bildiğiniz telefonlardan değil. Ve geçiyoruz Türk futbolunun efsane bir ismine. Hem milli takımın hem de Fenerbahçe'nin yıldız ismiydi şeytan lakaplı Rıdvan Dilmen. Attığı çalımlar, goller, hızı ve futbol zekası alkışı sonuna kadar hak ediyordu geçmiş yıllarda. Rıdvan'ı
İşte bundan feyz alan reklamcılar 25 yıl öncesinde Rıdvan Dilmen'in çalımlarını anımsatan karelerle bir reklam filmi hazırlamıştı. Rıdvan Dilmen trafiğe kapalı alanda bir otomobille otoparka giriyor ve büyük bir ustalıkla senaryo gereği aracını işte böyle park ediyordu. Sonrası mı? 80'lerde mahallelerde çocukların ağzından düşmeyen o söz dökülüyordu. Fatih Terim var sırada. Sizi şimdi Emirates Cup'a, 45 bin kişiyi hayretler içinde bıraktığı bir hareketine götürüyoruz. Abdülhaye kafayı vurdu. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, senior lakaplı dünyaca ünlü bir teknik direktör oldu, adını bütün dünya duydu. Bugünlerde tüm deneyimlerini milli takımı için, Türk futbolu için harcıyor. Hiç olmazsa bir nebze. Eğer kalplere su serpebilirsek mutlu oluruz. Ancak yıllar öncesine dönelim ve onu milli futbolcu olduğu zamanlarda oynadığı reklam filminde izleyelim. Ben yıllardır bu tıraş bıçağını kullanıyorum. Bir tıraş bıçağı reklam filminde. Sinek kaydı tıraş oluyordu 30 sene önce Fatih Terim. Tıraş bıçağınızın Amerika'da da kullanıldığını biliyor musunuz? Sonra da kameranın içine bakarak usta bir oyuncu gibi işte bu sözleri söylemişti Fatih Terim. Ya Hollanda'da, Sovyetler Birliği'nde... Ben yıllardır bu tıraş bıçağını kullanıyorum.